Odunpazarı Belediyesi Öğretmenler Günü kutlaması kapsamında Öğretmenler Günü yemeği düzenledi. Gelenekhane gelen yemekte Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt öğretmenlerin gününü kutladı. Odunpazarı Belediyesi ile Yenikent Sivil Toplum Örgütlerinin birlikte organize ettiği kutlama yemeğine CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, eğitim sendikaları temsilcileri ve çok sayıda emekli öğretmenle öğrenciler katıldı. Melih Kamacı konser verdi. Sevilen türküleri ve ezgileri seslendiren Kamacı, etkinliğe katılanlara keyif dolu bir akşam yaşattı. Sana ben şiirler, sözler büyüttüm. Sana ben baharlar, yazlar büyüttüm. Sana ben ummalı hisler büyüttüm. Etkinlikte konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, etkinliği düzenli olarak her yıl gerçekleştirdiklerini ifade etti. Biz bugün hangi noktada isek mutlaka bir öğretmenin sayesinde oradayız. Ve bugün pek çok sosyal medyada okuduğum mesajlardan en çok hoşuma giden şuydu. Sizle paylaşmak istiyorum. Eserinin üstünde imzası olmayan tek meslek diyor öğretmenlik için. Dolayısıyla şimdi benim üstüme baktığınız zaman bütün öğretmenlerimin birer imzası vardır. Odunpazarı Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü düzenlediği etkinliklerle kutladı. Gerçekleştirilen bu etkinliklerden biri de Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde yapılan Öğretmenler Günü kutlamasıydı. Koca Çınar Yaşam Merkezi müdavimleri tarafından düzenlenen etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Kadir Kodak, Yenikent İşletme Kooperatifi Başkanı Hüseyin Ceyhan ve Odunpazarı Kent Konseyi Yenikent Mahalle Meclisi Başkanı Semih Baraj katıldı. Etkinlikte Koca Çınarlar öğretmenler için yazdıkları şiirleri okudu. Muhatabı insan olan, onu hayata hazırlayan, tohumdan yeşermesini sağlayan bir meslektir öğretmenlik. Yenikent İşletme Kooperatifi Başkanı Hüseyin Ceyhan Sap, Koca Çınarlar için saz çaldı, türkü söyledi. Artık yetiş Kemal Paşa, kan alıyor Anadolu, peş kanlı. Etkinlikte konuşan Başkan Vekili Kadir Kodak, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin mesleğine, Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı, bağımsız, demokratik ve laik bir toplum yaratma hedefine inanmış, çalışkan Cumhuriyet öğretmenlerinin üstün çabalarıyla atıldığını söyledi. Halen öğretmenlik görevine devam etmekte olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.